YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü damaklarda iz bırakacak, yiyen herkesin de tarifini isteyeceği nefis bir elmalı kurabiye hazırladım. Yıllardır hep bu tarifle yaparım. Hiçbir zaman beni yanıltmadı. Sizler de videomu izledikten sonra bu tarifi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kurabiyemizin iç harcını hazırlayalım. Bunun için 4 tane orta boy elmayı güzelce yıkadım ve kabuklarını soyuyorum. Ardından elmalarımı rendenin kalın tarafı ile rendeliyorum. Elmalarımı rendeledim. Uygun bir tavan içerisine alıyorum. Üzerine de 3 yemek kaşığı toz şeker ilave edip artık ocağımın altını açıp Elmalar suyunu çekene kadar elmalarımı pişiriyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim burada. Elmalar yeteri kadar yumuşayıp pişti. Şimdi ocaktan alıp altını kapatıyorum ve içerisine bir çay kaşığı toz sarçın ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. İçerisine ben çok seviyorum içerisinde cevizi o yüzden yarım çay bardağı da böyle iri doğramış olduğum cevizlerimi ilave ediyorum. Dilerseniz ceviz kullanmayı da bilirsiniz. Daha sonra geniş bir tabağın içerisine alıyorum ve daha hızlı soğuması için bekletiyorum. Bu sırada kurabiye hamurumuzu yoğuralım. Uygun bir karıştırma kabının içerisine 125 gram tereyağını alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri 1 paket vanilya ve 1 pakette kabartma tozumu ilave ediyorum. Tüm malzemeleri kullanmış olduğum bardak ölçüsünü her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Tüm malzemeleri ekledim. Elimle güzelce karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Ben bu elmalı kurabiye tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Ama her tarifimde söylediğim gibi kullanmış olduğunuz yumurtanın boyutuna ve kullanmış olduğunuz unun markasına göre un miktarında çok az da olsa değişiklik olabilir. Bu yüzden mutlaka kurabiyemizin hamuruna bakıp ona göre un ilavesini yapalım. Kurabiye hamurları da yoğrulmayı sevmiyor. O yüzden bütün malzemeleri şöyle birbirine yedirmemiz unu yeterli oluyor. Bunun sebebi de şöyle içerisine kullanmış olduğumuz tereyağı veya margarin oda sıcaklığında olduğu için elimizde yoğurdukça ısınacaktır ve çok fazla un ilavesi isteyecektir. Bu da kurabiyemizin unu fazla olduğu zaman tadı çok hoş olmuyor. Ben bu tadı kesinlikle sevmiyorum. Bakın kurabiye hamurumun kıvamı videoda görmüş olduğunuz gibi. Bu kıvam benim için çok güzel oluyor. Bu şekilde de kurabiyeleriniz hamurunuz güzel olduğu için kıyır kıyır ve çok lezzetli oluyor. Hamurumu hazırladım. Elimle beze şeklinde yaptım. 2-3 bezeye ayırdım. Burada beze miktarı önemli değil. Merdane yardımıyla ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açıyorum. İstediğim inceliğe geldikten sonra e, dilediğiniz kalıpta isterseniz e, üçgen şeklinde yapın. Elmalı kurabiyenin şekli tamamen size kalmış. Ben bugün böyle kurabiye kalıbım var. Kenarı böyle tırtık desenli. Onunla şekil vereceğim. Ama dediğim gibi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle kurabiye aparatım ile daireler şeklinde kestim. Fazlalık olan kısımları ayırdım. Tekrar Bu şekilde de kurabiyelerim çok güzel oluyor. İçerisine soğuyan elmalı iç harcımdan birer tatlı kaşığı olacak şekilde ortasına yerleştiriyorum ve ağzını kapatıyorum. Tüm kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz, kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, her yorum benim için kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. kurabiyelerimi hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine sıra sıra olacak şekilde dizdim. Fırınımı da önceden 170 derecede ısıttım. Alt üst ayarda kurabiyelerimi pembeleşinceye kadar altı üstü pişmeye gönderiyorum. Benim fırınımda tam 25 dakikada pişti ama her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu yüzden kontrollü olmakta fayda var. Kurabiyelerim pişti, altı üstü tam istediğim gibi. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis ediyorum. Bu güzel kurabiyeleri kızımın yerli malı haftası için hazırlamıştım. Yiyen herkes çok beğendi. Umarım siz de videomu izler ve denersiniz. Eğer videolu tariflerimi beğeniyorsanız e, yandaki zil butonunu basıp her hafta yepyeni tarifler hazırlıyorum. Kaçırmayın. Başka bir videomda başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.